Çin'in Wuhan şehrinde 2019 yılında ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için üretilen aşılar hala insanlar üzerinde negatif bir düşünce oluştursa da bunların gerçekle bir alakası olmadığını söyleyen Dr. İbrahim Güneş, herkesin mutlaka aşı yaptırmalarını ve kendilerini koruma altına almalarını istedi. Vatandaşlarımızın aşı olmamak için direndiğine de dikkat çeken Dr. Güneş, Almanlar daha çok yapılan çağrılara uyup aşılarını yaptırıyor. Ancak bizim halkımız ne hikmetse bundan kaçıyor. Herkes bir an önce, yani sırası gelen herkes hemen aşı yaptırmalı ki hem kendilerini, hem ailelerini, hem de tanıdıklarını ve yaşadıkları ülkeleri korumalıdır. Çekinilecek hiçbir şey yok. Gelin, gönül rahatlığı ile aşılarınızı yaptırın dedi. Dann soll er in 1 kommen, ne? Mhm, okay. Ben de söyleyeceğim. İstiyorsan çek. Evet. Şu anda test yapılıyor sevgili seyirciler. Aşıdan önce hızlı test var. Daha sonra negatif çıktıktan sonra içeride BioNTech aşısını yaptıracağım. AstraZeneca varmış. İstemedim AstraZeneca'yı. BioNTech olsun dedi. O yüzden de geldik. Ve şu anda testimizin sonucunu bekliyoruz. Ve aşımızı olacağız. İlk aşımızı. Daha sonra 6 hafta sonra da ikinci aşıyı olacağız. Şu anda Doktor İbrahim Ateş Bey'in, Güneş Bey'in pardon, İbrahim Güneş'in değerli dostumun muayenehanesindeyiz. Efendim. Ve birazdan aşımız olacak. Temiz zaten dedik. Temiz yani. Temiz çıkması lazım. İstersen gösterin. Burada bir çizgi var. Bakın temiz, tertemiz. O zamana kadar niye yakalanmadık? O da bizim sırrımız, söylemeyeceğiz ama. Bu aşı pası. Şu anda ilk aşımı oluyorum. Doktor İbrahim Güneş'in orada. Ve bu aşı pasaportu dediğimiz aşı pası veya aşı kağıdı. Bugün ilk aşı olduktan sonra efendim size söyleyeyim hangi tarihte olacağım. 6. ayın 8'inde de ikinci aşıyı olacağım. Ve bu iş bitmiş olacak. Tabii bu iş hemen aşı yapılmayla bitmiyor. Bunu her sene devam etmesi gerekiyor. Aşı olmak istemeyenler için söylüyorum. Bunun başka çaresi yok. Bundan kaçış yok. Mutlaka aşı olmamız lazım. O yüzden de ben negatif olmama rağmen, bu zamana kadar kendimi korumama rağmen yine de aşı oluyorum. Biz tedbirimizi alalım. Takdir Allah'tan. Evet. Aşı pasımız bu sevgili seyirciler. Eğer sıranız gelmişse bence olun. Birazdan doktor gelecek, aşıyı yapacak. Onu da göstereceğiz. Bir daha alayım. Evet, şimdi ben kendime BioNTech aşısı yaptıracağım ama daha önceden doktoruma söylemiştim. AstraZeneca'da var, gelebilirsin demişti. Hayır, ben dedim BioNTech olacağım. Dedi ki yanlış düşünüyorsun. AstraZeneca'da aynı, BioNTech'de aynı. Ama dedi AstraZeneca'nın kadınlar üzerinde bazı etkileri var. Yani o 55 yaş yaşa kadar olan kadınlarda. Çünkü doğum kontrol hapı herhalde kullanıyorlar. Aynen. Değil mi? Doğum kontrol hapı sigara evet. içenlerde, evet. Genç hanımlarda olmuş. Evet. Bu vakalar oldu, doğru. Ama genellikle de 40 yaşın altında oldu. Evet. Ama erkeklerde şimdiye kadar öyle bir şey yok. Evet. Zaten 60 yaşında sonra izin verilecek. Evet. Aha. Biraz yüzünü görelim sen doktor, bizde maske var. Aha. Evet. 60 yaşında sonra yapılıyor evet. ama bizim insanlarımız 60 yaşında sonrakiler de istemiyor. 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 Elimizde bir sürü var duruyor. Evet. Almanlar yapıyor. Alman hastalar çekinmede yapıyor. Bizimkiler illa AstraZeneca istiyor. Biz de onu yapıyoruz. Yani BioNTech istiyor. BioNTech. Doğru. BioNTech istiyor. Evet. BioNTech'i yapıyoruz. Ama bir de Johnson Johnson geliyor. Johnson & Johnson. Johnson Johnson geliyor. O da iyi. O da bir kere yapılıyor. Bir defa. Bir defa.
O da şimdi piyasada... Onu mu bekleseydik yoksa ne yapsaydık? Yok yok, o biraz Asır Seneca'ya benziyor. Evet, onda da bir sıkıntılar var. Onda da bir sıkıntı oldu. Evet. Ama onu da bekleyeceğiz, bakalım belki bir şeyler oluyor mu, olmuyor mu? Ama BioNTech sağlam, şimdi onu yapalım. Evet, yapalım. İlk aşı mı oluyorum? İlk aşı. Vatandaşlara tavsiye ederim bizim vatandaşlara. Herkes aşı olsun. Gerçekten peki, aşı olmadan hayat... Şu anda isteyen herkes olabiliyor mu? Tabii yapıyoruz ama biz şimdi priorite diyorlar, evet. Hastalık, yaş, evet. Gidiyoruz. Evet. Ama herkese sıra gelecek. Bir de şu vardı, gelmeyen insanlar olunca ne oluyor Sayın Doktor? Ya, gelmeyen insanlar olunca biz başkasını tabii istiyoruz da o, evet. Aşı kalıyor. Aşının çöpe atmaması için de kurmak lazım. Yok, onun için de biz biraz daha gençleri de çağırıyoruz. Ha, tamam. Onlara yapıyor, aşı boşuna gitmesin. Aşı boşuna gitmesin. Yani, ama bizim bu aşıyı yapmamız gerekiyor. Gerçekten siz yapın. Herkese ben oldum. Ben Asıl Seneca oldum. Bana bir şey olmadı. Ben de BioNTech olacağım. BioNTech yapıyoruz. Evet. İnşallah çok iyi gelir. Siz televizyonda, evet. Haberlerde zaten insanlarınıza bildiriyorsunuz. Evet. Çok iyi oluyor. Evet. Biraz korkmasınlar. Korkmasın. Evet sevgili seyir. Ben geldim birazdan. Ya. Sayın doktorum yapacak aşıyı. Ya. Şimdi aşıyı yapacağım. Ben de AstraZeneca oldum. Bak karşınızdayım. Evet. Doktor da aşı oldu. Bu sizin çalışanlar da mecbur oluyor değil mi? Hepsi oldu. Hepsi oldu. Bu da bizim üniversite öğrencisi Düsseldorf'ta geliyor. Türkçe biliyor bak. Bizim zaten bizim oralardan gelme gibi. Yani Türk dünyasında. Kazakistan. Evet, Kazakistan. Kazakistan. Kırgızistan çok güzel Türkçe biliyor. Evet. Rusça biliyor. Şimdi yanımızda öğreniyor. Evet, güzel. Bu hafta. Güzel. O zaman biz başlayalım. Evet. Aşımızı yapalım. İnşallah iyi gelir. Dün zaten haberlerde diyordunuz. Gideceğim dedim. Yarın size geçeceğimi söyledim. Bak doktor. Bu akşam da söyleyeceğim. Gittim bu görüntüleri. Evet, gerçekten insanlar bilsin. Çok mu kaldırayım? Yeter mi? Hı? Yok, biraz kaldı. Herhalde yeter. Ne? Ya, doktor kanka bir sen ok. Okuyayım. Geyit. Evet. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda aşımızı yapacağız. Aşımızı yaptırıyoruz. Şey olmayacak. Doktorun eli de böyle. Şey. Böyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz tabii. Biraz tabii. İğnenin yere malzemesi, evet. Lazım. Doğrusu da bu yani. Gördüğünüz gibi BioNTech aşımı oldu. Bence aşı pasınız olmadan tatiller. Hafta sonra bir daha tekrar geleceğim daha. İkincisi. Ondan sonra da bana ayrıcalık tanıyacak aşı oldum diye. Tabii. Sayın Merkel'in söyledikleri. Sağlık Bakanı Şifa'nın söyledikleri. Zaten öyle düşünüyorlar. Ben dün sizden de öğrendim. Avrupa'da aşı olanlara öncelik tanınacak. Seyahat önceliği bir yere giderken falan olacak. Onun için de herkesin olması lazım. Türkiye gidenler gelip parayla test oluyorlar. Evet. Bunu olsa da. Burnunuza sokutturmayın. Ben bir defa sokturdum. Sokturmayacağım dedim ama yine de mecburmuş yaptık. Ama şu anda memnun. Aslında mecburiyet yok da biz sağlam olsun diye yaptık. Anladım. Ben kendimden emindim de zaten. Ama önemli değil. Sayın doktoruma teşekkür ediyorum. Mutlaka gelin aşınızı yaptırın. Aşınızı yaptırırsanız efendim hem sağlıklı her tarafa gidebilirsiniz. Test ihtiyacınız olmaz. Efendim bir Türkiye'ye veya başka bir ülkeye giderken, seyahat ederken elinizde pasınız olur. Teste tekrar yapmaya gerek yok değil mi? Zeki Bey zaten çok ülkeler şimdi de başladı. Başladı. Birkaç ülke var da ismini söylemeyeyim de. Onlar başladı. İlla aşı istiyorlar. Evet, gelecekte artık aşı olacak. Bundan sonra da rutin olacak. Aynı grip aşısı gibi. Senede bir tekrar alacak. Senede bir yenileyeceğiz bir aşıyla. Evet. O zaman inşallah hastalık da gider, birkaç kişi hafif atlatabilir, gelecek ili diyor. Evet. Yani bana göre 7. 8. ayda